Doların düşmesi vatandaşlarımızı kuşkusuz sevindirdiyse de unutmayalım ki şu anda dolar kurunun düşmüş hali dahi Eylül başındaki seviyeye göre çok daha yüksek. Yani bir bakıma ölümü gösterip sıtmaya razı olma gibi bir durumla karşı karşıya kaldık. Onu bir tespit etmek lazım. Daha Eylül başında 8.30'du döviz kuru. İşte bu 12'ye 13'e düştü diye şu anda seviniyoruz. Düşmesi iyi mi? İyi. Cumhurbaşkanının açıklamalarıyla eş zamanlı olarak kamu bankalarının yoğun bir şekilde döviz sattığı konuşuluyor. Yani bak işte Erdoğan konuştu, kur düştü algısının yaratılmaya çalışıldığı ile ilgili çok kuvvetli iddialar var. Bankacılar bunu daha iyi biliyor, izliyor. Eğer bu doğruysa, yani bak Cumhurbaşkanı bir konuştu işte döviz düştü dedirtmek için kamu bankaları cayır cayır bu dönemde eğer döviz satıyorsa bunu da birilerinin çıkıp açıklaması lazım. Açıklanan yeni kararlar döviz kurunu kısa vadede bir nebze olumlu etkilese de ileriye doğru hazinenin ve Merkez Bankası'nın yükümlülüklerini olağanüstü artıracak. Açıklanan bu mevduat garantisi metodu kamu yükünü artıracak, hazinenin borcunu artıracak. Vatandaşlarımızın kafası karıştı biliyorum. Ekonomiyle içli dışlı olmayan herkesin kafası karıştı. Çünkü ortada değerli arkadaşlar oldukça tehlikeli bir oyun var. Ben çok basit bir dille anlatmaya çalışayım. Biliyorsunuz son haftalarda bankalardaki toplam mevduatın %60'tan fazlası döviz cinsi mevduat olmuştur. Yani bankada vatandaşımızın toplam 100 lira parası varsa bunun %61, %62, %65'e kadar çıktı döviz cinsinden. Dün gece alınan kararla geriye kalan mevduatın yani Türk lirası mevduatının da getirisinin dövizdeki artışa eşitlenmesinin yolu açılmış oldu. Yani vatandaşlarımıza diyorlar ki sen paranı bankada Türk lirası olarak tutsan da sanki döviz tutuyormuşsun gibi biz seni kazandıracağız diyorlar. Bu ülke ekonomisinin tam bir dolarizasyona götürülmesidir. Dolarizasyona. Sayın Erdoğan nas diyor ama ben merak ediyorum. Merkez Bankası'nın faizi için nas var da hazinenin ödediği faiz için acaba nas yok mu diye merak ediyorum. Açıklanan bu kararlar örtülü bir faiz artırımıdır. Örtülü bir faiz artırımıdır.